Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bununla sınırlı değil. Seçimde umduğunu bulamayan CHP %26'lık oy oranının nedenini araştırıyor şimdi de. Sandık sonuçlarının değerlendirildiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısında halkın AK Parti'yi desteklemesini Stockholm sendromuna benzetti Kılıçdaroğlu. Akşam gazetesinin haberine göre MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu mutsuz olmasına rağmen AK Parti'ye oy verenleri bizi kurtarmayın diye polise direnen rehinelere benzetti. Peki Stockholm sendromu denen kavram nereden geliyor? 1973 yılında İsveç'in Stockholm'de bir bankaya giren soyguncular polis tarafından kuşatılınca 4 banka çalışanını rehin aldı ve 6 gün boyunca direndi. Polis operasyon yaptığındaysa ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Rehineler kurtarılmaya aktif biçimde direndi ve mahkemede soyguncu aleyhine ifade vermekten kaçındı. Üstelik aralarında para toplayıp soyguncuların savunmasına yardımcı olanlar da vardı. Bu benzetmenin karşılığını soracağız şimdi İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı ve aynı zamanda Adaleti Savunanlar Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la konuşacağız. Sayın Tarhan, yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Seçimlerin ardından böyle bir benzetme ilginç oldu. Evet. Karşılığı nedir sendromun? Yani bu Stockholm sendromu diye bahsedilen sendrom adli psikiyatri kitaplarında geçen, dünyada bazı literatür bilgilerinin olduğu bir durum. Genellikle bu bir savaş esirlerinde, aile şiddet mağdurlarında yahut kapalı tarikat gruplarında oluşan o grupta olan kişilerin patolojik bağlanmalarıyla ilgili ve saldırganlığa özdeşim kurmayla ilgili bir durumu tanımlıyor. Böyle bir durumda kendisine korsana, rehine alan kişiye karşı içten duygular besleyerek onunla özdeşim kuruyor. Onun yerine kendisini koyarak bir kişilik değişimi yaşıyor. Bir hastalık tablosudur. Bir klinik bir durum. O halde halkın %50'si bu hastalıklı duruma mı uğradı? Tabii yani burada şu anda tabii bu ben şaka yapıyor diye düşünüyorum. Yahut da bu konuyu bir gündeme getirmek için abartılı bir yorum yaptı diye düşünüyorum. Yoksa bunu toplumun önemli bir kesimine işte yani hayatına memnun olmayıp da iktidara oy veren insanlar Stockholm sendromudur demek. Yani bu toplumun birkaç milyon kişiyi bu şekilde tanımlamak bilimsel bir gerekçeye dayanması gerekir. Yani bu kişilerin tek tek değerlendirilip tek tek bu tanımlamanın konulması lazım. Bunu koyabilmek için de kişilerde tek uyaranla kalıyor bu kişiler. Yani beyin yıkama ve bunun güç algısının bir insanın değişebilmesi için işkence altında olması lazım. Yahut beyin yıkama prosedürüne maruz kalması lazım. Bunun için de alternatif düşüncelere kapalı olması lazım. Mesela eğer diyelim bir kapalı bir grup içerisinde internetle ilişkisi yok, alternatif tezlerle hiç duymamış, sadece tek uyaranla, tek yönlü bir uyaranla altında kalan, işkence altında olan, beyin yıkamaya maruz kalan kişiler için bu söylenebiliyor. Böyle bir kişiye teşhis koymak gerekir. Bunu kesin söyleyebilmek için, yani bilimsel olarak bunu savunabilmek için bu bir klinik, yani toplumun kaç milyon kişiye klinik vaka olarak söylemek ancak şaka olabilir. Yani ben onu sadece böyle abartarak ilgici dikkat çekmek için söylenen bir söz gibi yorumlanması gerekir diye düşünüyorum. Yoksa toplumda dünya, insanlık dünya tarihinde hiç kendisine toplumun önemli bir kesimini hasta olarak tanımlamak gerçekçi değil. Asıl sağlıklı olmayan bak davranış budur. Bu nedenle burada bir peki hakaret midir? Yani şimdi zaten bir insana klinik vaka demek Yargıtay iştahatlarına göre ceza gerektiriyor. Yani bırak tazminatın ötesinde o hakaret kabul ediliyor, takir ve tezif kabul ediliyor. Yani burada bu bir yani klinik vaka olarak tanımlıyor demektir bu. Yani toplumun önemlisi bu. Yargıtay iştahatına göre bu hakaret sınırları içerisinde. Bu ifade. Bu ifade
Yani bunların bu kişileri, hangi kişiler, neler tanımlanıyor? Bu çok ciddi bir suçlayıcı, hasta olmayan insanı hasta gibi tanımlama riski taşıyan sözler bunlar. Yani bu çok işi toplumun yarısı ruh hastası, yarısına yakın ruh hastası gibi bir şey söylemek siyasi olarak çok ciddi bir handikap. Yani böyle bir şeyin inanarak söylendiğini ben sanmıyorum. Eğer bunu inanarak söyleyen kişiler varsa asıl onların ruh sağlığı açısından bir uzmana gitmeleri daha doğru olur. Peki halk nezdinde algı ne yönde tecelli eder bu ifadede? Yani güç algısının toplumun dibi insanda değişebilmesi için öğrenilmiş çaresizlik olması lazım. Bunu hatta psikolojik sekel olarak tanımlanıyor bu. Yani bir insan böyle bir işkenceye, beyin yıkamaya maruz kaldıktan sonra o travma, post travmatik travma sonrası gelişen bir psikolojik tortu belirti kalıyor. Kendisine kurban korsana karşı, rehine mağdur olan kişi, kendisine şiddet uygulayana karşı, agresörüne karşı bir sempati beslemesi, onun bir kişide ruhsal, herkeste olmuyor mesela. Rehin kalan, bunun örnekleri 1975'te Hollanda'da var mesela. Hı hı. Molukan teröristleri var. Hı hı. 73'te Stockholm'da ilk tanımlandığı için orada başlamış. Bunun literatüre girmiş birçok örnekler var bunlar. Hatta bununla ilgili şeyler de tanımlama kitaplarında da psikiyatride yazılmış. Yani disosyatif hastalıklar grubundan ele alınıyor. Şimdi bu tezin, tartışmanın bir de devamı var. Özellikle hani argüman olarak CHP ve bulunanlar da şöyle diyor. Son bir yıl içinde ana muhalefet partisinin rotasındaki analizi aktarıyorum. Son bir yıl içinde durumundan memnun olmayan seçmenle bir ilişki kurulduğu ifade ediliyor. Ama kalıcı bir güven mekanizmasını kurmak için bir yıllık sürenin çok az olduğu ifade ediliyor. Kitlelere güven verme çabası sürerse bu sendromu aşmanın da imkansız olmadığı görüşü de ifade ediliyor. Bu çerçevede nasıl yorumlanır? Böyle bir sendrom varsa bu bir klinik hı hı. kavramdır. O halde %50'lik kesimi, yani 21 milyon, 22 milyonluk seçmeni klinik vaka olarak yani tanımlamak ve bunları işte kazanmak için onlarla güvenli ilişki kurmamız dediğimiz hı hı. zaman, böyle durumda o zaman bütün dünyadaki psikiyatristleri toplayıp buraya getirsinler o zaman. Hı hı. Yani toplumu tedavi etmek konusunda, eğer öyle bir hastalık varsa teşhis koyulur, önce tedavi yapılır. Çünkü yani bu bir hastalıktır. Yani bir hastalığı, Stockholm sendromu denilen klinik vakayı anlatabilmek, yani toplumun bir kesimine bu etiketi yapıştırmak ancak bir uzman söyleyebilir bunu. Yani bu konuda eğer danışmanlık aldıkları bir uzman varsa klinik verilerini anlatması gerekir. Bu kişilerde şu belirtiler var. Hı hı. Ve bu kişiler alternatif uyarana kapalı olarak, yani bu şimdi bu sendroma yakalanan insanları tedavi ederken hangi aşamalardan geçiriliyor? Yani tedavisi, bu kişilerde genellikle kötümser oluyorlar bu kişiler. Yani bu kişilerde alternatif zihinsel uyarılar bu kişilere gösterilir. Yani sağlıklı sosyal ortamda bulma sağlanır ve ilaç tedavisi gerekir bu kişilere. Bu tarzdaki kişilere ilaç tedavisi gereken, beyin kimyaları bozuluyor çünkü bu tanıyı alan kişilerde. Terör agresörüne karşı şeyi hissetmesi, yani bu kişilerin böyle iyi duygular beslemesi, saldırganlar çocuklarda da olur mesela. Aile içi şiddet olan çocuklar şikayet etmezler. Yani o sevgi veren kişinin şiddet uygulamasına, onun şiddetini içselleştirme şeklinde olur. Onun tedavisinde o ortamdan uzaklaştırmak esastır. Yani o kişinin bu tek parti iktidarları döneminde veyahut da otoriter yönetimlerde toplumun bir kesimine, mesela Hitler bunu yapmıştır. Hı hı. Yani buna benzer bir uygulama yapmış. Toplumu, yani bu sendromu yaşayan kitleler, topluluklar var. Bunun düzelmesini Hitler, buna toplumda buna benzer bir uygulama yapmış, beyin yıkama yapmış, ama hı hı. Stockholm sendromu olduğunu söylemez. Kendine itaatli ordular oluşturmuş,
Ancak radyodan ne zaman İngiliz radyoları Almanca yayına başlamış, alternatif sesler duymaya başladığı zaman bu destekleyenler vazgeçmiştir. Yani bunun için muhakkak tek yönlü propaganda olması lazım. Yani Türkiye'de şu anda toplumda böyle bir hani Stockholm sendromu klinik sınırlarda değil ama diyelim buna benzer bir durum oldu toplumda diye yorumlarsak eğer, bunun olabilmesi için de muhakkak toplumda farklı çok sesliliğin olmaması gerekir. Çoğulculuğun olmaması gerekir. Tek yönlü, kişi hep tek yönlü propagandaya maruz kalırsa bu olur. Yani bunun Türkiye'de olduğunu gözlemliyorlarsa aslında bunu düzeltmeleri lazım. Yani Türkiye'de şu anda tek seslilik mi var? Tek yönlü bir propaganda mı var? Yani tek yönlü bir bütün diyelim televizyonlar, bütün gazeteler tek yönlü yayın mı yapıyor? Yani bütün sadece tek partinin insanları mı bütün Anadolu'yu dolaşıp da tek kendilerinin diğerlerinin propagandası yasak mı? Mesela eğer bu şehit döneminde söylenseydi, 1982 anayasası oylanırken söylenseydi, bir parça hani klinik tanı olarak konulmazdı ama hiç olmazsa toplum bu şekilde bir beyin yıkamasına mazur. Burada son olarak şunu da soralım. Evet. Bu ifadeyle halk mazoşisttir de anlamına gelir mi bu ifade? Yani tabii burada Stockholm sendromu olan vakalar incelendiğinde bu kişilerin agresyondan özel bir haz aldıkları da anlaşılıyor. Yani sadomazoşistik olmaları bu kişilerde psikanalitik yorumlardan bir tanesi. Yani tabii toplumun bir bakıma kendisine yani bu psikolojik savaşta fil örneği vardır. Şimdi fil örneğinde filler hep ormanda aynı yoldan geçerler. Yani fillere fil avcıları büyük bir çukur kazıyorlar, geçtikleri yola. Oraya filler düşüyor ve çıkamıyor. İki gün ellerinde siyah kıyafeti giymiş fil avcıları hayvanlara kamçılarla eziyet ediyorlar günlerce. Daha sonra beyaz kıyafetle giymiş olarak geliyorlar aynı kişiler. O hayvanları kurtarıyorlar ve filler o beyaz elbiselilere itaat ediyor ondan sonra. Yani pekala. Bu tarz bir klinik oluyor. Bunun için muhakkak ya hayvan olmak lazım ya hasta olmak lazım. Peki yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yorumu buna tekabül ediyor. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için. İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı ve aynı zamanda Adaleti Savunanlar Derneği Genel Başkanı, psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan yorumladı.